Merhabalar sevgili seyirciler. Levent Üzümcü ile Artı TV'de, Artı Sanat'tasınız. Hepinize iyi pazarlar, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin yoğun bir gündemi var her zaman olduğu gibi. Biz de bu yoğun gündem içerisinde sanatla nefes almaya, sizleri bir parça gündemden uzak tutmaya ve bir parça başka şeyler düşünmeye yol açacak programımıza başlıyoruz. Bugünkü konuğum her ne kadar bir fotoğraf sanatçısı gibi görünse de aslında bir ressam, Rukiye Garip. Rukiye Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Levent Bey. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ben bugün sizinle ve sizin sanat eserlerinizle seyircilerimizi buluşturacağımız için ve tanıştıracağımız için açıkça söylemek gerekirse çok mutluyum. Çünkü ben de çok mutluyum. Genellikle her insana nasip olmayacak, kim bilir milyonda kaç insanın sahip olabileceği bir yeteneğiniz var. Sizin yeteneğinize sahip olan insanlar dikkat çekebilmek için insanların resimlerini tersten falan yapıyorlar. Haklısınız. Haklısınız. Değil ben mi? De sanıyorum fotoğraf zannedilen resimlerimle ilgi çekiyorum. Zaman zaman fotoğraf zannedildiği için es geçilse de sosyal medyada resim olduğu anlaşıldıktan sonra gerçekten dikkat çekiyor. Biraz sıra dışı o bakımdan. Evet, bu çok ilginç çünkü bu Rönesans'ta yapılan gerçekçi resimlerin çok ötesinde ya da gerçekçi sanat eserlerinin, birebir sanat eserlerinin çok ötesinde bir şey yapıyorsunuz. Tıpkı bir fotoğraf vizöründen bakarmışçasına gerçeği olduğu gibi aktarabilme çabanız, en ince ayrıntısına kadar renkleri kullanmanız, örneğin işte tam arkanızdaki resim bir deniz kenarından işte Turner'ın resimlerini andırabilir ama siz ondan çok daha başka bir şey yapıyorsunuz. Çünkü biz suyun içini görüyoruz. Suyun içindeki suyun berraklığıyla o taşların rengini, dokusunu görebiliyoruz. Arkada uçan kuşun kanadını görebiliyoruz, gagasını görebiliyoruz, gözünü görebiliyoruz. Ve bu evet. Bir son derece hiper gerçekçi mi deniyor yaptığınız resimlere? Aslında Levent Bey hiper gerçekçi, hiper realist olarak adlandırılıyor. Fakat ben kendimi hiper realist olarak görmüyorum. Çünkü hiper realistlerin çalışma teknikleriyle çalışıyorum. Evet. Zannedilenin tersine o çok alışkın olduğumuz ıslak ıslak sulu boya tekniğiyle aslında yapıyorum sulu boyalarımı. Hiper realist teknikler biraz daha farklı. Daha çok detaydan bütüne çalışılan resimler. Ben tam tersi ıslak zemin üzerine ıslak başlayıp sonrasında detaylara giriyorum. O anlamda biraz daha farklı hiperrealizmden. Ama algılanma şekli hiperrealizm. Doğru. Çok teşekkür ediyorum bu açıklamanız için. Çünkü buna ihtiyacım Rica vardı benim. Teknikler Rica hakkında tabii ki istemez hepimizin ne mutlu ki orta öğrenimden kazanmış olduğumuz, orta öğrenimden aşina olduğumuz resim tekniklerinden bir tanesi sulu boya resim tekniği. Evet. Ve siz sulu boya resim tekniğiyle bizim zannettiğimiz hiperrealistik resimler gibi zannettiğimiz şeyleri o teknikle yapmayarak şahane evet. ürünler yapıyorsunuz. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu resimle ilgilenen ya da resime merakı olan genç izleyicilerimizin de dikkatini çekecektir herhalde. Nedir bu farklar resimde? Örneğin sulu boya kullanmak sizi daha mı özgür kılıyor? Ya da işte kağıt üzerine çalışıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Tabii ki sulu boyayı evet. hani onu şeye ihtiyacınız var. Tuvalde çalışmıyorsunuz. Evet. Şöyle anlatayım. Diğer tekniklerden farkını. 2014 yılında sulu boyaya ben tamamen geçiş yaptım. Üniversite yıllarında tabii onun öncesinde hepimiz gibi ilkokulda, ortaokulda, lisede ve üniversitede gördüğüm sanat eğitimi sırasında sulu boya tabii ki yaptım ama sonrasındaki uzun yıllar boyunca sulu boyayla ilgilenmedim. Daha sonra bir boş vaktimde diğer teknikleri yapıyorken bir de sulu boya deneyeyim dedim. Oğlumun okul tipi sulu boyasıyla başladım bu işe. O anda hissettiğim çok ilginçti. Bir daha asla o ilk sulu boyamı yaptıktan sonra diğer tekniklere geri dönmedim. Nasıl bir şeydi biliyor musunuz?
sanki diğer tekniklerde yapıyorken konunun dışından bakıyormuşum da sulu boya yaptığımda konunun içine, tam da konunun içine girdiğimi hissettim. Öyle bir histi. Ve başlangıçtan bitişe kadar bir heyecan aslında sulu boya. Hiçbir zaman işte arada çayımı kahvemi içeyim, yarın da devam edeyim diye molalarla devam etmiyorsunuz. Öyle bir heyecan. Çünkü ıslak başlıyorsunuz. O anda uygulayacağınız bir takım teknikler var. Ya da o anda hem tekniklerin yanı sıra hem de işte kurumaması gerekiyor sulu çalıştığınız için. Sonrasında tekrar ıslatmak zorunda kalıyorsunuz. Ben kısa süreli yapılan hiperrealist çalıştığım için diyeyim, realist daha doğrusu, diğer kısa süreli sulu boyalardan biraz daha uzun çalışıyorum. Bazen bir gün boyunca ama çoğunlukla 2-3 günde bitiyor sulu boyalarım. Fakat ilk başta yaptığım o ilk gün aralıksız çalışıyorum. Islak ıslak. Sonrasında mola verebiliyorum detayları çalışırken. Öyle bir heyecan diyeyim. Şahane görünüyor. Şimdi ben başka tarafından değerlendirmek istiyorum. Çünkü o bana çok ilginç gelen bir tarafı. Şimdi kullanmış olduğunuz malzemelerin resim başına düşen birim fiyatlarına baktığınızda, herhangi bir kırtasiyeden alacağınız boyaları, fırçalara baktığınızda bir resmin size maliyeti maksimum herhalde 100 lira falandır, değil mi? Yanlış mıyım? Yanlış. Biraz daha fazla. Kağıt mı daha fazla tutuyor? Kağıtlar ve benim kullandığım malzemeler tabii ki daha profesyonel çalıştığım için kalitesinden dolayı biraz daha pahalı. Kağıtlar da öyle, malzemeler de öyle. 100 liranın üzerinde diyelim. Ne kadar üzerinde? Çok üzerinde, çok üzerinde. Maliyet olarak şöyle söyleyebilirim. Genellikle algılanan da şey, hani yağlı boya tekniği biraz daha pahalı bir teknik ama sulu boya tekniği biraz daha ucuz ya da diğer tekniklerle karşılaştırıldığında o şekilde düşünülse de aslında daha ucuz değil, öyle söyleyeyim. Ben aslında şunu söylemeye çalışıyorum Rukiye Hanım. Yaratmış aslında söylemeye çalıştığım şey bunun ne kadar ucuza mal olduğu değil. Söylemeye çalıştığım şey yarattığımız değerin ne kadar değerli olduğu, ne kadar kıymetli bir şey yaratıyor olduğunuz. Evet, evet. Yani yarattığımız değerin çıkan sonucun hani paha biçilemez olması, evet, harcamış olduğunuz cebiniz olduğunuz değil mi? Haksız mıyım? Ben aslında bunu söylemek istemiştim. Yani harcadığınız parayı küçültmek değil mi söylemek istediğim? Doğru, haklısınız. Evet. Aynı zamanda sulu boya tabii ki biraz tasarruflu malzeme ve tasarruflu zamanla da yapılabiliyor. Birçok tekniğe göre hem zaman tasarrufu hem malzemelerinin mütevaziliği, taşınabilirliği, birçok ortamda yapılabilirliğiyle de biraz daha kolay. Ama teknik olarak kolay diyemeyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Asla böyle bir şey kastetmedim. Aslında söylemeye çalıştığım şey yaptığınız işin ne kadar mükemmel ve ne kadar paha biçilmez olduğu. Ben anlıyorum. Yok, problem yok. Hayır. Önce söylemiş olduğunuz bir şey beni çok etkiledi. Benim size sormak istediğim kafamdaki sorulardan bir tanesi de oydu. Genellikle çok tanımlanabilir bir şey değildir bir sanatçının sanat eserini yaptığı sırada, yani işin mutfağında hissettiği şeyleri tanımlayabilmesi genellikle zordur. İşte biz tiyatro oyuncuları sahneye çıkarken neler hissettiğimizi yıllardan beri Türk seyircisine anlatmaya çalışırız. Türlü türlü cümleler kurarak ama bir türlü beceremeyiz. Çünkü yani ne kadar anlatırsan anlat sonuçta herkes onu yaşıyor. İşte baba ya da anne olmayan birine baba ve anne olmayı anlatmaya benziyor aslında. Herkes bildiğini zannediyor ama kimse yaşamadan bunu anlamıyor. Benim sizden öğrenmek istediğim bir şey var Rukiye Hanım. Resmi yaparken girmiş olduğunuz o trans boyutu diyelim. Yani bu kafanızın artık başka bir noktaya doğru evrilmesi, kafanızın artık sadece oraya odaklanarak bir tür meditasyon halini alması,
hani bazı şoförlerin eve nasıl gittiğini hatırlamaması gibi bir durum oluyor mu sizde de? Kesinlikle oluyor. Kesinlikle. Sulu boyayı oturarak yapmıyorum. Çoğunlukla ayakta çalışıyorum. Şövalede de çalışılmadığı için masanın üzerinde düz zeminde. Dolayısıyla daha rahat çalışabilmek için ayaktayım. Sulu boyayı bitirdiğimde ya da artık ara verdiğimde vücudumun ne kadar yorulduğunu anlıyorum. Zamanın nasıl geçtiğini unutuyorum. O sırada gerçekten dış çevreden hiçbir şey algılamıyorum. Tamamen resmin içine giriyorum. Ve inanır mısınız? Özellikle ilk başlangıçta yaptığım resimlere geri dönüp baktığımda, tabii ki üzerinden 7 yıl geçti ve şu anda daha rahat yapıyorum belki, ama o ilk dönemlerde yaptıklarıma tekrar baktığımda şunu düşünüyorum. Nasıl yaptım ben bunları? Nasıl yapmışım diyorum. İnanılmaz bir heyecanla. O zaman biraz daha da kısa vakitte yapıyordum. Çünkü doyumsuz bir şeydi benim için. Atölyemdeydim. Oradan çalışma bittik, atölyemi kapattıktan sonra daha doğrusu resmimi eve taşıyordum. Eve taşıyordum, evde işte yemek, bulaşık, rutin işlerden sonra, bazen yemek arasında bu derece bir coşku, öyle bir heyecanla yaptım. Şu pandemi döneminde de gerçekten benim için terapi gibi oldu. Hepimiz için çok zor günler çünkü. Çok haklısınız. Böyle bir heyecan. Siz romancılar ve ressamlar bir yandan da çok şanslısınız. Çünkü pandemi döneminde daha sakin kafayla mesleğinize yoğunlaşabildiniz. Bir en şanslı olan sanatla uğraşanlar da bizleriz zannediyorum. Çünkü sanatımızı icra edeceğimiz hiçbir yer kalmadı maalesef. Her yeri kapattılar haliyle. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Maalesef evet, öyle oldu. Çok üzücü. Evet, maalesef. Ama kendi profesyonellikleriyle ilgili çok merak ettiğim bir soruyu sorarım. Genellikle de kaçamak cevaplar alıyorum. Bakalım sizden nasıl bir cevap olacağım. Sizin Goodfellas'ta demiş olduğunuz çağdaşınız ressamlar var mı? Tarihte en çok hangi ressamları seviyorsunuz? Tarihte. Bundan neden kaçınıldığını belki... ben çok açıkça cevaplayabilirim. Genelde kaçınılıyor dediniz ya... şöyle söyleyeyim, sulu boyacılardan demeyeyim, çünkü sulu boyanın tarihi diğer resimlerden biraz daha yakın tarih. Ama bütün sanatçılarda bulduğumuz apayrı şeyler var. Zaten onun üniversite yıllarında özellikle gördüğümüz sanat tarihi dersinde, sonrasındaki incelemelerimizde bütün sanatçılardan feyiz alıyoruz. Ama belki bir ismin özellikle söylenmeyişinin sebebi şu olabilir. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Özellikle benim tarzıma yakın olduğu için ya da şu yönünü çok sevdiğim için benim idolüm diyebileceğim bir sanatçı yok. Bunu söylemek kimseyi... Beni de takip ettiğini demek istedim. İdolünüz, anlayamadım. İdolünüz değil de belli, yani çok beğenerek takip ettiğiniz, sizin çağdaşınız olan, resimlerine saygı duyduğunuz, ne kadar güzel yapıyor dediğiniz, gıptayla izlediğiniz isimler var mı diye soruyorum. Evet, pardon, biraz yanlış anlamışım soruyu. Çağdaşım olanlardan tabii ki o kadar çok var ki dünya çapında, hatta birlikte sergilere de katıldığımız birçok sanatçı var. Bir iki isim verebilirim. Çinli bir sanatçı var, Li Yu. Onun resimlerini çok beğeniyorum. Canlı portreler yapıyor, balerinleriyle meşhur ve çizimsiz yapıyor. Renklerinin ahengi, özellikle portre çok zordur.
O portrede kullandığı renkler, sulu boyaya kullanışı, ona hayranım. Örneğin Amerikalı bir iki sanatçı var. Şu an tabii sorunca isimleri aklıma gelmeyebiliyor. Çok sayıda aslında. Birden peki, çok. Belki de söyleyin. Buyurun. Bence siz buyurun. Belki de diye başladığınız cümleyi bitirin. Ben sonra sorarım. Unuttum diyelim. Tarihi bir ressamlar içerisinde en beğendikleriniz, tarihte yaşamış, ölmüş ressamlar içerisinde en beğendikleriniz? Tarihte yaşamış, ölmüş sanatçılar. Sanatçılar hepsi o kadar güzel insanlar ki. Yaptıkları ressam sanatçılar diyelim. Hepsinin eserleri çok değerli. Bir iki tanesinin ismini vermek herhalde diğerlerine haksızlık olacağı için belki de dillendirmiyoruz Levent Bey. Asıl vallahi, belki de bu. Konuşmanın sorunun başında dedim ki ben diğerlerinden daha açık sözlü olacağım. Ama siz de yine dönüp dolaşıp diğerlerinin verdiği cevaplar gibi verdiniz. Çok net isimler kullanmadınız. Sanıyorum en sonunda evet bunu söylemek zorunda kalıyoruz. Çünkü birini diğerine üstün tutamıyoruz. Bir kişi belki de tam da benim hoşuma giden bir şey yapmıştır. Çok beğenirim ama öyle bir şey yok. Her birinin kendi imzası, kendi stili ile öne çıkmış. O açıdan diğerlerine haksızlık olur diye düşünüyorum. O kadar iyisiniz. Yani çok teşekkür ediyorum. Peki resimlerinizde denizi çok görüyorum. Evet. Balıkları çok görüyorum. Siz acaba deniz kenarından yetişen biri misiniz? Deniz kenarında yaşamış biri misiniz? Yoksa deniz kenarında yaşamayı uman daha karasal iklimden gelen birisi misiniz? Aslında deniz kenarında sayılırım. Bartın doğumluyum. Denize sayılırım, yakın mesafedeydik. Deniz kenarına yakındık. Ama şehir merkezinden denize ulaşımımız biraz zordu bizim dönemimizde. Evet. Ve ben çok geç yüzme öğrendim. Fakat rüyalarımda hep suda yüzdüğümü görüyordum. Suyu her zaman çok sevdim. Berrak suyu, şeffaflığı, suyun altındaki taşları. Yüzemediğim zamanlarda uzun uzun onu izliyordum. Sonrasında yüzmeye başladım, yakından izledim tabii ki. Suyun benim için önemi çok büyük. Yaşam kaynağı olması bir tarafa, bana şeffaflık hissini de verdiği için, temizlik duygusunu verdiği için, her ne kadar şu an sularımız, denizlerimiz kirlense de ben onları en temiz halleriyle görmek istiyorum. Ve insanların da öyle görmesini istiyorum. Hatta o temiz suyu, şeffaf suyu, yaptığım suyu görmelerini ve o geçmişi hatırlamalarını, asıl olması gerekeni görmelerini istiyorum. Her yer o kadar çöplerle dolmuş ki ilk resim yapmaya başladığımda Levent Bey, Taşlı Dere serisinden o ilk taşlı dere resmini yaptığımda o benim çocukluğumda bildiğim bir dereydi. Tekrar ziyarete gittiğimde tamamen çöplerle dolduğunu gördüm. Gerçekten o kadar az su kalmış, halbuki gürül gürül suları akardı oranın. İçinde balıklar yüzerdi. Neredeyse su yok, yosunlar kaplamış ve yanındaki ağaçlardan aşağıya naylon torbalar, naylon poşetler sarkıyor. Müthiş kötü bir görüntü ve her yerde bunlar var aslında. Ben onu resmini yaparken, fotoğrafını çektim ve resmini yaparken poşetleri attım. İçindeki çöpleri attım. Onu en temiz haliyle yaptım. Diğer yaptıklarımın tamamı da öyle. Yansımalar, sonbahar yaprakları, balıklar da öyle. Yani bunların gerçek hallerini neredeyse artık unutacağız.
neredeyse. Yine yakın civarlarda Yalnız Söğüt serisinden yaptığım Söğüt ağacı vardı. Her tatile gidişte işte uğrayıp bir fotoğrafını çekiyordum. Her gittiğimde bir dalı kırılmış oluyordu. En sonunda da kökünden kestiler. En sonunda da o topraktan suya doğru giden yere beton döktüler. Beton. Çok acı tabii ki. Ben bütün bu doğal güzellikleri aslında yansıtmak istiyorum. Çünkü insanlar nasıl ki çöp gördükleri yere çöp atmaya devam ediyorlar ya, kötü görselleri gördükçe de kötülüğe alışıyorlar. Bunu artık normal görmeye başlıyorlar gibi düşünüyorum. Sanıyorum insanlara biraz daha temizliği, gerçek olması gereken güzellikleri, biraz huzuru, biraz mutluluğu vermek gerekiyor. En azından ben resim yoluyla bunu yapmak istiyorum. Ve aslında gerçekçi yapmamın sebebi de bu. Ben bir çiçeği çiçek gibi yapmak istiyorum. Çiçeğe benzer değil. Yaprağı yaprağımsı değil, yaprak gibi yapmak istiyorum. Taşı da öyle. Hepsi çok önemli çünkü her bir taşın kendine göre şekli var, insanlar gibi. Her birimizi birbirimizden farklı kılan o küçük detaylarımız aslında, değil mi? Bir benimiz, işte bir saçımızın şekli, küçücük bir yüzümüzdeki leke. Aynı şey doğadaki bütün varlıklar için geçerli. Ve onlar her biri bu özellikleriyle aslında diğerlerinden ayrılıyorlar ve yaşama bir katkı sunuyorlar. Her biri yaşamın bir parçası. Ne kadar güzel söylediniz. Neden sanat yaptığınızı da böylelikle tanımlamış oldunuz Rukiye Hanım. Dünyadaki çeşitli sergilere katılıyorsunuz. Sanıyorum 55'in üzerinde evet. Sergiye katılmış durumdasınız. 60'a yakın sergiye gitmiş durumdasınız. Evet. Bu sergilerin atmosferlerini, ama sergi anındaki durumdan bahsetmiyorum. Serginin öncesinde ve sonrasında diğer ressamlarla iletişime geçebiliyor musunuz? Yoksa sadece resimlerinizi mi gönderiyorsunuz sergilere? Eğer gittiğiniz, şahsen evet. katıldığınız sergiler varsa diğer ressamlarla resim üzerine mi konuşuyorsunuz sadece? Ya da dünyadaki olup bitenler hakkında mı konuşuyorsunuz? Onlarla olan konular ne? Konuştuğunuz konular nedir? Tabii ki daha çok resim üzerine konuşuluyor ama dünyadaki olaylar üzerine de konuşuluyor. Benim iletişim kurmam biraz zor oluyor. Çünkü İngilizcem gerçekten sıfıra yakın. Yes, no seviyesinde diyebilirim. Ama eşim tercümanlığımı yapıyor. Bu sayede rahat iletişim kuruyorum. Kurmaya çalışıyorum daha doğrusu. Ve inanır mısınız? İlk Yunanistan sergisine gittiğimde de bunu hissettim. İlk kez tanışmış bile olsak o ortamda herkes sanki yıllardır birbirini tanıyor gibi zaten davranıyor. Hiç kimse birbirine uzak değil. Sanki biraz da tabii ki sosyal medyadan tanışır olmanın verdiği belki de bir şey bu. Öyle de bir imkan var. Önce sosyal medyada bir şekilde görmüş, tanışmış oluyoruz adeta. Ama bu olmasaydı bile ben sanatın ortak bir dil olduğunu düşündüğüm için, bu bütün dünyada da geçerli, insanlar çok güzel kaynaşıyorlar. Birbirlerinin resimleri üzerine konuşuyorlar, sorunlardan bahsediliyor. Birkaç ülkeye gittiğimde de bunu gördüm. Türkiye'deki meseleler hakkında da sorular soruyorlar. Türkiye'nin ortamıyla ilgili. Bazıları işte rahat resim yapabiliyor musunuz diye soranlar var. Belki biraz yanlış da algılanıyor uzaktan bakıldığında. Türkiye'de bir kadın olarak, bir kadın ressam olarak çalışmanın zor olduğunu düşünenler
de var. Ama bunun tam tersi de var tabii ki. Güzel güzel bir iletişim var daima yeni tanışan sanatçılar arasında bile. Öyle harika. Söyleyebilirim. Bir şey soracağım Hanım. Genellikle bu sanatın içerisinde bazı sanat fetişleri vardır. Sanat eserini sevmekle kalmaz, ısmarlama sanat eseri de isterler. Çok sevdiği bir anın fotoğrafını getirip bunun resmini yap diyenler olabilir. Ya da çok sevdiği bir anın bunun resmini yapar mısın diyenler olabilir. Bu tarz yaklaşımlara sizin yaklaşımınız nasıl oluyor? Şimdiye kadar hiç sipariş resim yapmadım. Sipariş resim yapmıyorum diyorum. Yaptıklarım arasından, satış yapmayı düşündüklerim arasından seçebilirsiniz diyorum. Onun dışında sipariş yapmıyorum. Bu yaklaşım tabii ki çok yaygın ama onları da anlayışa karşılıyorum. Peki ben bir şey öğrenmek istiyorum. Genellikle tabii ki sanat eseri üreten sanatçıların eserleri onların çocukları gibi olur. Şarkıcıların, müzisyenlerin besteleri, işte ressamların resimleri, romancıların romanları. Ama hani romancılar herkesle paylaşmayı uygun görürler. Şimdi sizin resminizden bir tane var. Ama fotoğraf sanatçıları mesela 50 tane üretirler falan. Hani bir tane yoktur o fotoğrafta, 50 tane vardır ama sizin için böyle bir şey söz konusu değil. Bir tane resim var, onu yapansınız. Peki bu resimlerle aranızda kurduğunuz bağlantılar nasıl? Arkanızda görüyorum. Mesela bunlar saklamaya kıyamadınız mı? Nasıl tanıtmasınız? Gerçekten resimlerimle aramda öyle bir bağ kuruluyor ki onlardan ayrılmak çok zor oluyor. Bir müddet ayrılamadım. Ama sonrasında sürekli de resim yapıyorum. 300 kadar resim yaptım yaklaşık 7 yıl içerisinde. Arada yaptığım küçük skeçleri, kısa süreli çalışmaları saymıyorum bile. Tabii ki hem biraz katkı ekonomik açıdan hem de resim malzemeleri falan bütün bu şeyi çevirebilmek için resim satışı da gerekiyor. Bütün sanatçıların da doğal olarak böyle bir ihtiyacı var. Ama ayrılmak gerçekten çok zor oluyor. Bazılarından hiç ayrılamıyorum. Onların özel yeri var. Bazılarını hiç satmayı düşünemiyorum zaten. Yakınlarımın portreleri veya benim için çok önemli olan birkaç resim. Onun dışındakilere artık güle güle diyebiliyorum. Bir de şunu düşünüyorum. Geçen gün aklıma geldi bu. Eski ressamlar maalesef çok sıkıntılar çekmişler. Şimdi yok mu o sıkıntılar? Şimdi de var tabii ki ama çoğunluğu yaşadığı dönemde sıkıntılar içerisinde işte para sıkıntısı çekmişler, başka sıkıntılar. Öldükten sonra hani denir ya hep meşhur oluyorlar ve resimleri milyon dolarlara satılıyor. Aslında bu haksızlık biliyor musunuz? O kişi hayatını o sıkıntılarla geçirip öldükten sonra onun resmi üzerinden başkaları, belki de onunla akrabalık bağı bile olmayan başkaları üzerinden çok büyük paralar kazanabiliyor. Tamamen o sanatçının o sanat ya alakası yok onunla, sanatçıyla alakası yok bunun. Onu düşündüm ve şöyle dedim. Yaşarken bundan hoşlanan birilerinin evinde yaşaması biriktir biriktir nereye kadar? Biraz da öyle düşünüyorum. Benim için şey değerli olanlar evet bende. Bir de tabii şöyle bir şey var. Şimdi Hollanda'da yaşayan, akli dengesi çok da yerinde olmayan bir ressamın ya da işte İtalya'da yaşayan hayatı boyunca ne yaptığı bir tane heykeli ne de yaptığı bir tane resmi satabilmiş bir ressamın Modigliani'den bahsediyorum. Hani bakıldığında hani bu insanların yaşamış oldukları çağda onların yapmış oldukları eserleri bilen, tanıyan insan sayısı çok fazla değil. Olamıyor da. Evet. Çünkü iletişim kaynakları çok kısıtlı falan filan. Ben bir Van Gogh'çu olarak bunu söylüyorum. Yani Hollanda'da yaşayıp çok fazla ışığı görmeyen birinin özellikle doğu resminde
Hatta fotoğraf sanatında ve görüntüde, işte kamera görüntü yönetmenliğinde biliyorsunuz en ünlü görüntü yönetmenleri hep Polonya'dan falan çıkıyor. Yani ışığın az olduğu yerlerden çıkıyor çünkü ışığın kıymetini çok iyi biliyorlar. Evet. O işler çok güzel anlamlar yüküyorlar. Tıpkı Van Gogh'un o pırıl pırıl resimleri gecesiyle gündüzüyle pırıl resimlerini yaptığında olduğu gibi. Biz çok mutlu ki biz güneşi çok gören, yılın en az 300, 200, 250'nin üzerinde günü güneşli olan şahane bir ülkesinden geliyoruz, dünyanın şahane bir diyarından gerçekten geliyoruz. Biz ışığı çok fazla kıymetli bulamıyoruz yani. Beş'te yaşıyorum okul arkadaşım. Onat, onun yanına İsveç'e gittiğimde bana şey demişti. Levent, hani biz İzmir'de arabanın içindeyken kırmızı ışıklarda dururken gölge kolluyoruz ya. Evet, oğlum İsveç'tekiler güneş kolluyor demişti. Evet, gerçekten çok şanslıyız o bakımdan. Peki siz faydalarından yararlanıyor musunuz? Yani ışıkla aranız nasıl bir ressam olarak? Tekrar edebilir misiniz lütfen soruyu? Güneşle aranız nasıl bir ressam olarak? Güneşle aram nasıl? Levent Bey, ses kısılıyor. Arada soruyu tam kesinlikle alamadım. Özür dilerim. Rica ederim efendim. Güneşle, gün ışığıyla aranız nasıl? Güneşle, gün ışığıyla aram çok iyi. Çok çok iyi. Gün ışığı zaten renkleri gösteren. O sayede renklerin farkına varıyoruz. Hele de güneş ışığının suyun üzerinde oynaşması var ya, o ışıltılar ya da gün ışığında yine suyun altından görünen o taşların üzerindeki ışığın oynaşmaları, bunlar bana müthiş ilham veriyor. Her şey ışık altında çok güzel. O anlamda aram çok iyi güneşle de ışıkla da. Genellikle biz sanatla uğraşan insanların yaptığımız sanatta ne kadar iyi olursak olalım bazı çekindiğimiz noktaları olur. Örneğin işte kimi çok iyi oyuncular çok uzun cümlelerden çekinebilirler. İşte kimi işte heykel sanatçıları malzeme seçebilirler. Bu malzemeyle daha iyi çalışıyorum. Tamam, diğerlerine de eyvallah ama bununla daha iyi çalışıyorum diyebilirler. Acaba sizin sulu boya tercihiniz dışında, sulu boya bir tercih çünkü onu en açık bir şekilde getirdiniz. Peki sizin mesela yapmaktan imtina ettiğiniz, ya ben buralarda zorlanıyorum, konu olabilir, şekil olabilir, böyle şeyler var mı acaba? Yapmakta zorlandığım dememeliyim ona. Öyle bir şey yok çünkü. Ama yapmayı sevmediğim var. Şehir ben resimleri yapmayı sevmiyorum. Evet, şehirlerin binaları, taş binaları, şehirleri, caddeleri, sokakları resimlemeyi sevmiyorum. Bir de dikkat etmişsinizdir belki. Resimlerimde birkaç figürlü resim dışında balıkçılar var, birkaç portre dışında. Diğer manzara resimlerinde, yansımalarda, deniz resimlerinde, taşların arasında, o manzaralar arasında insan yok. Özellikle yapmak istemiyorum. İnsanlar orayı kirletiyorlar. İnsanların o güzelliğe dışarıdan bakmasını istiyorum. İçinde olmalarını istemiyorum. Adeta öyle söylemeliyim, üzülerek bulundukları yeri kirletiyorlar. Şehirleri yapmayı sevmiyorum, onun dışında yok diyebilirim. Tam da sorduğum sorunun cevabı buydu. Şimdi yani standart iyi bir oyuncunun onu oynamaktan çekiniyor olması oynamayacağı anlamına gelmez. O uzun cümleleri söylemek zorundadır. Atıyorum onu tabii ki. Tamam, mesalladım. İşte heykelde de aynı şekilde diğerinden kötü bir iş çıkaracak değil. Tercih etmemek hikayesinde çok teşekkür ederim açık söylediğiniz için. Peki kadın sanatçılara çok katıldı programa kadın sanatçılar ama ilk defa size bunu sormak istiyorum. Bir kadının genellikle ailelerde ona atfedilmiş görevleri vardır. Zorunlu görevler, işte çocuk sahibi olacaksa tabii ki anne olmak,
İşte anne olmanın getirdiği zorunluluklar, çünkü hani bir erkek emziremez sonuçta. Tamam, bebekle ilgili her şeyi yapabilir ama bir annenin gösterdiği şefkati bile gösterse sonuçta emziremez yani. Anne şefkati dediğimiz bir şey de vardır aynı zamanda. Dolayısıyla yine artık bu değişmeye başlıyor modern ailelerde, ama işte evi çekip çevirmekle ilgili, evde bulunan eğer kadınsa, genellikle de kadın olduğu için ev işleriyle olan ilişkileri var. Ve bunlar hepimiz en yakından annelerimizden biliyoruz. İnsanın çok fazla zamanını alan şeyler. İşte evi çekip çevirmek dediğiniz şey çok ağır bir iş. Yıkanacak olan eşyaları düşünüyorum, silinecek olan camları, yerleri düşünüyorum. Hadi bir yardımcı tutulsa bile hazırlanacak olan yemekleri düşünüyorum. Bir kadın için evin içerisinde çok fazla zaman geçirmesi ve çalışması gerekiyor maalesef'tir ki. Dediğim gibi, eğer sistem bunun üzerine kurulmuşsa, bu bir zorunluluk değil. Burada yanlış anlaşılmak istemem. Siz bu dengeleri nasıl koruyorsunuz? Çünkü çok zaman harcıyorsunuz ve zaten yorucu bir iş yapıyorsunuz. Yani sizin yaptığınız bu resimler saatlerinizi alan şeyler. Bu dengeyi nasıl koruyorsunuz Rukiye Hanım? İlk zamanlar bir hayli zorlandım diyebilirim. Zorlanmamın sebeplerinden birisi de resime daha çok zaman ayırmak istememdi. Gece gündüz yapmak istiyordum. Tabii ki böyle bir şey mümkün olmadı. Ama bir yardımcım yok. Eşim en büyük yardımcım. Alışverişi veya benimle ilgili bazı şeylerde bana yardımcı oluyor. Ama onun dışında belli saatleri resime ayırıyorum Levent Bey. Evdeki işimi bitirdikten sonra, ki 20 yıllık öğretmenlik, memuriyet hayatımda da çok planlı zaten davranmak zorunda kaldığımız için bunu zaten öğrenmiştim. Bu dönemde biraz daha rayına oturttum diyebilirim. Sabah işimi bitirdikten sonra atölyeme iniyorum. Akşam üzerine kadar, işte 4 civarına kadar hızla çalışıyorum ve o zaman zaten aklıma şu geliyor direkt: ne yemek yapmalıyım? Bugün ne pişireceğim? onu bir taraftan resim malzemelerini kaldırırken onu da kafamda ayarlıyorum. Ve yemek, bulaşık, toparlama her gün bu aynı şekilde devam ediyor. Tabii ki bazen diyorum ki bütün bunlar olmasaydı işte bir tek resim yapsaydım. Bu da mümkün değil. Bir eş, anne, ev kadını olmak, ev işi gerektiriyor. Hadi onları bir nebze hafiflettik. En acil olanları yaptık. Ama yine de yapılması gereken birçok şey var herkesin yaptığı. Bu şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Belli saatlerde bunu hallederek dengeliyorum. Rukiye Hanım, diğer sanatlarla aranız nasıl? Mesela tiyatroya gider misiniz? Roman okur musunuz? Bunlara vakit ayırabiliyor musunuz? Diğer sanatlarla aranız nasıl? Şöyle, çok uzun süredir sinemaya, tiyatroya gidemiyorum. Yalnızca pandemi döneminden söz etmiyorum. Daha öncesinde de okuduğum yıllarda Ankara'da olmak benim için büyük bir şanstı. Birçok tiyatro vardı, gitme imkanımız vardı ve o dönemlerde 80'li 90'lı yıllarda. Fakat sonrasında hem yaşadığım şehirler, öğretmenlik yaptığım dönem, en sonda yaşadığım şehirde bu imkanlar gerçekten çok kısıtlı. Benim saatlerim de tabii ki çok kısıtlı ve değerli. O bakımdan gidebildiğimi, takip edebildiğimi söyleyemiyorum. Zaman zaman kitap okumaya çalışıyorum. Onda da şöyle bir problemim oluyor. Gözlerim hem yaşa bağlı bilirsiniz, hem de resim yapmaktan gerçekten çok yoruluyor. Biraz da kitap okumak istediğim zaman kitabı elime alıyorum. 3-4 sayfa sonra yanmalar başlıyor gözümde. Okumaya çalışıyorum. Müzik dinlemeyi seviyorum. Bir taraftan müzik dinliyorum. Kitap okumayı seviyorum. Sinema, tiyatro, hepsini seviyorum. Zaten birbirlerini o kadar destekliyorlar ki, o kadar hepsi iç içe ki. Dans etmeyi seviyorum, şiir yazmayı seviyorum. Eğer ressam olmasaydım herhalde
Ya kitap yazardım, ya şair olurdum. Hepsini seviyorum. Ama tabii ki zamansızlıktan maalesef yeterince ilgilenemiyorum. Elimden geldiği kadar kısa sürelerde olabildiğince. Ne güzel, ne kadar samimi cevaplar verdiniz Rukiye Hanım. Çok teşekkür ediyorum size. Sizinle tanıştığım için ve seyircilerimize sizi tanıştırdığımız için çok mutlu oldum ben. Ekip arkadaşlarımla birlikte, çünkü tekma yapmıyorum biliyorsunuz ben bu programı. Arkamda Artı TV'nin koca bir teknik ekibi de var. Onları da buradan selamlıyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum Levent Bey. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Artı TV'de Levent Üzümcü ile Art Sanat'ta bugün Rukiye Garip'ti. Ressam bu Rukiye Garip'ti konuğumuz. Onun yapmış olduğu şaşırtıcı derecede gerçekçi resimlerle bu pazar günü müzi geçirdik. Sanat dolu ve sakin yarınlar diliyorum hepinize. Hepinize iyi pazarlar. Çok teşekkürler bu haftada benimle birlikte olduğunuz için.